Sevgili boğa burçları ve yükselen boğa burçları ve ay burcu boğa olan güzel takipçilerim. Yani 30 Ocak 5 Şubat arasında hayatımızda neler olacağını kısa kısa notlar veriyorum. Evet, iş konularımızla alakalı ani değişimler, farklı gelecek teklifler, sizi mutlu edecek diyaloglarla karşı karşıya kalacaksınız. Yani kendi iş konularımızla ilgili değişmesi gereken düzen, sizi daha aktif ve hayata geçirecek alanlarda mutlu olacağımız sözler ve verilen imzalar hayırlı olsun. Uzun süredir kurumsalla alakalı mülakat, çağırma konularımız varsa bu hafta bunları gözünüzü dört açın. Bu konularda gayet şanslı bir enerjidesiniz ve çağrıldığınız noktada işiniz hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Uzun soluklu, devletle bağlantılı ya da kurumsal bağlantılı bir noktada işiniz varsa ve burada devamlı dışarı hareketleri yapıyorsanız, şirketinizin artık sabit sizi alması ile ilgili beklentileriniz var. Bunun için Mart Nisan'dan önce olmaz. Çünkü dışarı sizin kontrolünüzün altında, siz artık sakin bir hayat istiyorsunuz. Eğer ki kurumsalda büyük bir konumda alım satım işe ve devamlı telefon ve bilgisayar üzerinde yoğunluğunuz varsa, şirketinizin ani taşınmak, yer değiştirmek, yukarı çıkmak, aşağı çıkmak gibi kararlar söz konusu olacak. O yüzden gideceğiniz yer size uğurlu ve işten çıkartılmayacaksınız. Panik yapmanıza gerek yok. Aynı şekilde şunu demek istiyorum. Devlet ve devletle bağlantılı yeni beklentileriniz ve devlet memuru olmak istiyorsanız Mart ayına kadar böyle imkanlarınız var. Taşerondaysanız devlet kapınızın aydınlanması gözüküyor. Korkmanıza gerek yok. Bu ara toprak alım işleriyle uğraşan sevgili boğalar, özellikle dördüncü evinizde gerçekleşecek Aslan Dolunay'ı kendi düzeninize ait haklar, yani kendi baba köklerinize ait noktada aile köklerimize, bunlarla ilgili miras ve yapacağınız toprakla ilgili olaylarda sizi kardeş, kuzen, kuzen konularında yerinize göz dikebilirler. Oraya emeksiz veriyorsunuz. Mücadelelerinizi de hakkınızı da sizin alması lazım. Başkaları sizin toprağı değil, ortak toprağı siz ektiğiniz için gözleri kalıyor. Bir ufak bir pay ya da onlarla anlaşmalı şekilde arsaları almanız gerekiyor diyorum. Bu ara kendi işinizi yapıyorsanız ve iş konularınızla alakalı biraz ekonomik evrede zorlandığınız bir evre, bu ara özellikle sizin para hakimiyetinizin yavaş yavaş avucunuza gelme, istekleriniz yavaş yavaş oluşarak kendi gücünüzde katacağınız bir iş alanınız söz konusu olacak. Ortaklı işler, ihracat, alım, satım, demir, metal işleriyle uğraşıyorsanız bu ara o olduğunuzdan fazla kazanç ve diyaloglar içerisinde olacaksınız. Ve yaptığınız iş size ayrı bir güven ve güven alanında yer edinme noktamız olacak. Ortak teklifi, ortaklı işlerle ilgili bağlantı kurmak istiyorsanız da Şubat 11'den itibaren imzalarınızı atabilir. Bu konuda daha kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Küçük bir alanda çalışıyorsanız çay ocağınız olabilir, simit. Bu hafta çok güzel sürpriz paralar gelecek ve sizi mutlu edecek olaylar. Evrak, hacizlik, vergi, borçlarla ilgili sürecimizde borçlandırma evreniz söz konusu olacak. Belli noktalarımızı taksitlendirip üzerimizdeki yükten kurtulmuş olacağız. Satmaya çalıştığımız birinci kat, küçük bir depo, küçük bir dükkanla ilgili anlaşmanız hayırlı olsun. Güzel kazançla satacaksınız. Bu da eksik olan sıkıntılarımızı iyileştirmemize yardımcı olacak. Ev çalışan çiftlerimiz arasından eşinizin ve sizin düzeniniz bu hafta daha rahat olacak. Yalnız çocuklarla ilgili bir tatil planımızın verdiği bir yorgunluk olabilir. Bununla alakalı bir gergin haftayı atlatacaksınız ama onların enerjisi size şifa gibi gelmiş olacak. Taşınma fikriniz varsa acele ediyorsunuz. Biraz daha sabırlı ve mantıklı olmanız gerekiyor. Evet, bir de sevgili gençler, kendi baba, büyükler, ablalar, yani büyüklerinizle alakalı yaşayacağınız tartışma sizin cep açlığınıza, rahatlığınıza zarar gelebilir. Dikkatli olmanızı uyarıyorum. Hatta cep telefonu ve bilgisayar değişiminde ısrarcılığınız var. Ona göre ailenizdeki bağlarda konuşmasızlıklarınıza dikkat edin. Eğitim konusunda da kısa bir yurt dışı ya da vize beklentiniz varsa olumlu bir süreç olarak gözüküyor. Evet, çalışan çift insanlar için de vize, evrak, yenilik bekliyorsanız 15 Şubat'a kadar olumlu kağıdınızı alacaksınız. Şimdiden başvurun efendim diyorum. Evet,
Duygusal olarak kendinizi yalnız, baba eksikliği, abi eksikliği içerisine girebilir. Geçmiş duygusal yönünüz kabarabilir. Bunu bir spor yaparak, yürüyüş yaparak, derin nefes alarak kendimizi geliştirmemiz lazım. Çünkü geçmiş anılar biraz gözyaşı yaratabilir diyorum. Sevgilinizle aranızda gereksiz, kendi içinizdeki yaratacağınız kaoslar onu ve sizi yıpratıyor. Biraz daha dikkatli, biraz daha birbirinizi anlayarak konuşursanız karşı tarafın enerjisi size daha renk getirecek. Ama siz onun inadına hareket ediyorsunuz. Gereksiz kıskançlar ilişkinizi yıpratıyor. Hiç ilişkisi olmayan ve bu konuda hep kendini soru ve sual soran sevgili boğalar için aşk aslında sizin şifa ruhunuz. Ama güven adresiniz doğru ruha teslim olamadığı için beklentileriniz yüksek. Yani Şubat'ı bitirmemiz lazım ama bu ara renkli insanlarla tanışacaksınız. Bu da size mutlu bir evre yaratacak. Uzun soluklu ilişkiniz varsa bu dönem hem ailenizin vereceği karar hem de hayatınızdaki insanın ailesinin vereceği karar size mutluluk verecek. Aynı şekilde yurt dışı ile ilgili planlarınız varsa çalışan ve evlenmeyi düşünen çiftlerimiz için buradaki evraklarınızda olumsuz bir şey yok. Ortak kararla şimdiden başvurularınız Nisan, Mayıs bu noktalar için doğru bir evre diyor. Sevgili ev hanımları, evet kendi ailenizle alakalı miras, tartışma, bu konularla ilgili yaşayacağımız hüzün ev içerisinde bir gerginlik yaratacak. Evet ihtiyacınız da var. Aileniz sizi de anlamıyor. Hak veriyorum ama onların verilmiş sözleri var. Az da olsa size para gelecek. Bunun için küskünlüğe gerek yok. Eşinizle aranızdaki bağları düzeltmeniz gerekiyor. Çünkü evliliğiniz, düzeniniz çatırdamış ve siz hala ısrarla benim evliliğimde sorun yok diyorsunuz. Çocuklarınızla alakalı noktada da görmek istemediğiniz noktaları onlarla iletişim içerisinde çözebilir. Onlarla aramızı daha sağlamlaştırabiliriz. Siz bence acayip gerginsiniz ve çocuklara agresif tavır ve onların hem kalite hayatına hem de düzen hayatını yıpratıyorsunuz. Dikkatli olun. Kardeş, baba kardeşi, evimizde erkek kardeş, bunlarla ilgili de ciddi anlamda mal tartışmaları var. Olmayan malın neyini tartışıyorsunuz? Daha ölen yok, neyin kavgasına girdiniz bilmiyorum. Dikkatli olun. Bu ara ev değişimiyle alakalı noktada elektronik eşyalarımız değil, prizler, ampuller, yani elektrik giderleriyle ilgili sıkıntı olabilir. Burada bir kriz. Bir de doğalgaz borunuzda tıkanıklık var. Gaz sıkışması yaşayabilir. Sıkıntı içerisinde olabilirsiniz diyorum. Sağlık olarak özellikle bu dönem dikkat etmemiz gereken noktamız kan dolaşımımızla alakalı ve kendimiz böyle nodüllerimiz, boğazla alakalı sıkıntılarımız olabilir ve migren ağrımız fazlasıyla sizi yıpratabilir. Uyku düzeninizi düzelteceksiniz ve bu ara dil eğitimlerinizle ilgili merakınız varsa ve özellikle de kendinize kozmik enerji, farklı NLP koçluğu tarzı eğitimler almak istiyorsanız gayet başarılı. Size iyi gelecektir efendim. Bir de çocuk tedavinizde aksilikler olabilir. Daha temkinli, daha kararlı zaman bu hafta değil diyorum. Hoşçakalın. Sevgili Başaklar nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz efendim. Bu hafta özellikle kendi düzeniniz, kendi disiplininizi fazlasıyla sorgulayacağınız, içsel ruhumuz biraz daha duygusal olacak, alınganlıklarımız, gerginliklerimiz had safhada olacak. Yani iş gereği gideceğimiz seyahatlerde anılarımız artacak. Yani hani hizmet evimiz ve düzen ve sağlık evimizde detaylarımız ön plana çıkacak. Yani bu hafta biraz daha kontrol manyağı, takıntı manyağı olabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Relax canlarım. Çıkmayan candan umut çıkmaz. Yani siz istediğiniz kadar stres yapın. O anı yaşamak zorundayız. Acısıyla, tatlısıyla. Ama evcil hayvan besleyen sevgili takipçilerim için şunu demek istiyorum. Evcil hayvanlarınızda sağlık problemi söz konusu olabilir. Evcil hayvan almak isteyebilirsiniz. Alerjik durumunuz olabilir. Ona göre almanızı öneriyorum. Almayanlar için kontrol edilsin. Alanlar için çocuklarınızın yani evdeki evcil hayvanlarımızın, bebeklerimizin sağlığını kontrol etmeniz gerekiyor diyorum. Evet, yeni bir işe başlayan sevgili başaklar için özellikle de bilinçaltımız geçmiş hataları tetikleyecek. Aynı şeylerle maruz kalacağım, insanlara odaklanamayacağım, insanlar beni dinlemeyecek korkularınız söz konusu olabilir. Bunları bir yenelim. Uzun soluklu aynı işteyseniz, işinizle ilgili büyüteceğimiz ve iş alanımızla alakalı çok renkli olaylarla şahit olacaksınız. Hatta yurt dışı devletin ya da sizin
sizin iş yerinizin size sunacağı imkanlara mutlulukla karşılık vereceksiniz diyorum. Yurt dışı ile alakalı bağ kurmak, iş kurmak, iş kapılarını yaratmak istiyorsanız bu fırsatlarımız gerçekten hem düzenli olacak hem de imzalarınız sizin için hayırlı olacak. Yani cesaret edin, yurt dışına yerleşmek, yurt dışı iş kapınız, bunlarla ilgili yaratmak istediğimiz konularımız varsa mümkün olduğu kadar bu evreyi toparlamamız lazım. Evet, kendi işinizi yapıyorsanız da şunu demek istiyorum, işe büyütmek fırsatımız var. Yurt dışı ortağı ya da farklı bir yabancı biriyle yapacağınız ortaklık size ayrı bir kazanç katacak. Cesaret edin, yapın. Mesela elektronik eşya bayiniz varsa, güzellik merkez salonunuz varsa, kuaförünüz varsa hiç fark etmiyor. Size ait avukat büronuz, muhasebe büronuz olabilir, hiç fark etmiyor. Gerçekten paranın ve bereketin şansını çok iyi değerlendirmeniz lazım. Ama bilinçaltı kodlamamız bize devamlı yapamayacağım işaretleri veriyor. Ve aynı şekilde de her sefer geçmişteki hatalar sanki önünüze serildiği için siz yine başa dönüyorsunuz. Yok arkadaş, yok. Siz değişmeyi başaramadığınız sürece size gelen fırsatları zaten siz devamlı tepiyorsunuz. Tepme dönemi bitti. Uyan başaklar, yükselen başaklar, ay burcu başaklar, uyanma vakti. Ve aynı şekilde de yöneticinizin size sunacağı masa, ekip arkadaşı sizin güçlenmenize, sizin kendinizi daha doğru yaratmanıza sebep olacak. Hayırlı olsun. Çalışan çiftlerimiz arasında eşinizin ani yurt dışı seyahatleri, şehir dışı seyahatleri söz konu olursken siz de bu evdeki düzensizlik, dağınıklık, yalnızlık psikolojisiyle adama devamlı yazacaksınız ya da hanımınıza devamlı yazarak onu sık boğaz edeceksin. Relax bırak. O seni seviyor. Onun derdi sadece bir ev almak ve bu sizin ortak kararınız. Ona bıttıklığından, paranoyaklıktan kurtuluyoruz. Yani bu hafta sizi psikolojik dengeler yoracak. Böyle. Ve burada mı? Arayacak mı? Kim bu yanında diye sorgulayacaksınız. Ya işte de bunu yap. Yani yanınıza biri de otursa bu beni çekemiyor. O yüzden kesinlikle bana zarar verecek psikolojiniz olacak. Niye zarar versin arkadaşım? Senin auran geniş, ruhun geniş. Sen sadece iyi niyet mağdurusun. Artık kestim, kestik, astığımız astık olacağı bir hafta olması lazım. Canlarım. Aynı şekilde kardeşinizle ya da babanızla ya da kız kardeşinizle ortak işiniz varsa buranın çok daha bereketli olacağı, şanslı ve şansın daha yoğun olacağı bir hafta. Buranın sadece kapısını yenileyebiliriz, iç dekorasyonunu yenileyip camlar yenilenebilir. Bunlar sizi biraz uğraştırsa da bunlar güzel olacak. Sevgili gençler, kendinizle alakalı yapmak istediğiniz, özellikle İtalyan dili eğitimi alabilirsiniz, Fransızca dili eğitimi alabilirsiniz. Bu tarz üniversite niyetiniz varsa bu kapılarınız gayet aydınlık, gayet başarılı. Ama şunu demek istiyorum, kendi içsel krizlerinizi önlemeniz lazım sevgili gençler. Yani durup dururken sanki yattığınız yatak size batıyor, ev size basıyor. Bir an ruhunuz dağılıp gidiyor. Dağıtma eğitimine, kız arkadaşına, erkek arkadaşına ve özellikle annene güzel davran canım benim. Çünkü anneni çok incitiyorsun. İlişkisi bir türlü oturmayan sevgili başaklar, özellikle 20 yıldır ilişkiniz yoksa bu tutulma sizin hayatınızda geçmişte ne yaşayacaksanız aynısını yaşayacaksınız. Ders almadıysanız yandınız diyorum. Eğer ki evlilik kararı verdiyseniz hayat arkadaşınız güzel gidiyor ama o sizin ona çok baskın bir karakterden çok ilgisiz tavrınız. Onu değersizliğe itiyorsunuz. Biraz daha onunla konuşarak, sinema, tiyatro, müzik, dans, evde yemek yaparak, yumurta kırarak bunları tatlılandırabiliriz. Ama maşallah ketin ruhun o kadar acımasız ki. Bir de geçmiş travmalar var ya, böyle kalbini söküp de almışlar gibi. Ya arkadaş, Allah senin kalbini yaşattı, beynini yaşattı. Bu bir dersti. Sen bu dersi ne zaman öğreneceksin? Öğrenme. Devam et böyle. Yürü diyorum sevgili başaklar. Bir de ailemizde devlette çalışıp da devlet mahkemesi gören sevgili başaklar için temiz kağıtlarınızı alacaksınız. Bir de ailemize ait 4. kattaki evimizde bir tapu problemi olabilir, vergiyle kaynaklı ceza gelebilir, dikkat edelim. Bir de araba almayı düşünenler için bu hafta evet olumlu ama o bir hafta almanız daha sağlıklı, daha kendinizi bilerek hareket etmenizi istiyorum. Sevgili evli çiftlerimize gelince ev hanımları, bu ara ah 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 kayınvalideniz, görümceniz, eltinizin böyle kulaklarında söylediği şeyler sizi çıldırtacak. Yalnız onlar sizi seviyor, siz gereksiz alınıyorsunuz. Onlar sizinle uğraşmayı da seviyor, siz gereksiz alınıyorsunuz.
Eşinizin, ailesinin sizinle sorunu yok. Siz sadece alıngansınız, buna dikkat edelim. Eşinizin sürpriz hediyesi, ona ördüğünüz kazak, almak istediğiniz kazak, artık neyse, gömlek de olabilir, ceket de olabilir. Artık al ve onu mutlu et. Çünkü uzun süredir ona hediye almıyordun. Çocuk tedavisi, çocuk fikri olan sevgili başaklar için acele etmiyoruz. Çünkü takıntılı dönemde çocuk mocuk istemiyorum. Maşallah düşecek mi, kalacak mı, edecek mi, tutacak mı olaylarını kenara atalım. Yani en azından şöyle söyleyeyim, Şubat sonuna doğru bu kararı verirseniz daha sevinirim. Ev değişimi, özellikle de evinizde banyo giderleriniz, hani sifon bölümünüz ya da klozetinizdeki kenardaki bazı sıkıntılar eve su sızdırıyor olabilir. Acil değişmesi lazım. Bir de lavabonuzdan gelen kokuyu çözmeniz lazım. Artık o rüzgardan kaynaklı koku evin içine sinmiş. Bu kokudan rahatsız oluyorsunuz. Bir an önce çözün dedim. Evet, bir de evlenmiş, ayrılmış ve evlenmek isteyen başaklar, hayırlı uğurlu olsun. Yakın aile dostunuzun size sunacağı insan hayırlı. İş kapınızda da güzel bir değişim var. Bunu da şimdiden kutlayalım efendim. Sağlık olarak özellikle göz doktorumuza ve yakınla ilgili sorundan kaynaklı göz çizdirme operasyonunuz olabilir. Bir de üst dişimizle ilgili kanama, hani diş eti kanamalarımıza dikkat edelim. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun. Sevgili oğlaklar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Yükselen oğlaklar kanalımızda spam var, devam ediyor. Ay burcu oğlaklar, duygusal yönünüzü keşfedin ama takip etmeyi unutmayın diyorum. Evet, bu hafta özellikle miraslı konular, gideceğimiz seyahatler, işle ilgili bazı zorluklar, evrak tıkanmaları, maillerde hatalar, bilgisayarda yanlış mailler göndererek işimize zarar verebiliriz. Bu hafta daha dikkatli ve daha kontrollü olmamız gerekiyor. İletişimle ilgili bazı aksiliklerin farkında olmayarak kendi ekonominize, kendi işinize, kendi noktanıza zarar verebilirsiniz. Yanlış çıplak resimler gidebilir. Farklı insanların resimleri maillere düşebilir. Dikkatli olun. Bu hafta ruhunuz çok çılgın. Bu hafta istekleriniz çok çılgın. İşinizle ilgili hedefleriniz çok büyük. Ama hatalar da göz önünde alalım lütfen diyorum. Evet, Aslan Burcu'nda gerçekleşecek bir dolunay var. Uranüsyen olacak. Bu da sizin özellikle 8. ev, ortaklı mallar, ortaklı krizler, var olan mallar, işler, ortak alanlarla, çalışma ekip alanlarımızla alakalı krizleri tetikliyor. 2. ev, maddi konularımızla alakalı planladığımız her şeyi doğru yönetmemiz ve 5. evde gerçekleşecek. Aşk hayatımız, seks hayatımız, eğlence hayatımız, alem hayatımızın renkliliği ortaya çıkacak. Çapkın ruhumuz, enerjik enerjimiz, dışarıya hoyrat ruhumuzu daha ön planda tutacağız. Aman hatalara maruz kalıp kırmızı ışıkta karşı karşıya kalmayın. Dikkatli olun diyorum. Evet, işinizle alakalı iletişimdeki yoğun bir tempo, gideceğimiz iş konularındaki seyahatler, dışarıda konuşup anlaşma içerisinde olacağımız insanlarda aramızdaki oluşum çok güçlense de hatalar yapabilirsiniz. Dikkatli olun. Evet, miras, mal ve aileye ait süreçlerle ilgili de gündeme gelecek konular, ama herhangi bir şey olmayacak, sözlü sert konuşmalar. Bu benim malım, bu babamın malı, bu dedemin malı diye konuşmalar gündeme gelecek. Duymayın, çünkü yasa daha çok devam edecek. Ama unutmayın ki devletin size ait arsasında bir hata var. O hatayı düzeltmezseniz yeriniz devlet üstünde, orman üstüne geçecek. Dikkatli olun diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız bu hafta kazançlı, bereketli ve aydınlık bir hafta olacak. Ortak teklifi alabilir, ortak teklifi götürebilirsiniz. İşlerinizle alakalı farkında olmayarak büyüteceğimiz ve insanların enerjisini çekeceğimiz bir iş enerjimiz olacak. Kuvvet ve güç sizde. Ve iletişim, borsa, para, bankacılık sektöründe çalışanlarda çok büyük bir yenilik var. Rütbeniz, paranız daha böyle bir evre. Yani size ait para yeteneklerimiz, maddiyat yeteneklerimizi göz önünde tutacağız. Ona göre yatırımlar, ona göre karlar var edeceksiniz. Bunu da doğru değerlendirmeniz lazım. Eğer işsizseniz, kendi yeteneklerinizin farkında olmadığını ve her iş kapısını beğenmediğiniz ve kendinize yakıştırmadığınızla alakalı bir noktadır. Çünkü benim yeteneğim daha fazla dediğiniz bir yere bir geçici başlayın, ondan sonra ona karar veririz diyorum. Bulunduğunuz noktada değişim ve yurt dışı ile ilgili bazı bağlantılarda gecikmeler olsa da siz buna ait olacaksınız ve bu döngüyü başaracaksınız. Korkacak gibi değil, sadece daha temkinli kurallar koyarak yolunuzu çizmeniz
İyi olacak. Güvendiğiniz ekip arkadaşlarının çakal modunu görmediniz mi hala? Onlar riyakar insanlar ve siz de bu işe ihtiyacınız olduğu için ve bu işi onlarla birlikte yaptığınız için sessiz sedasız ilerliyorsunuz. Hak veriyorum ama bazen de dürüst oluşunuz size ekonomik zarar veriyor. O yüzden o çakallarla dans etmeyi öğrenmemiz lazım. Çalışan devlet kurumunda, özellikle sağlık alanında çalışanlarda, yurt dışı, şehir dışı mesajlarınızın yoğun olacağı ve yurt dışına yerleşmek, şehir dışında devlet görevinizi yapmak istiyorsanız bununla ilgili güzel evrelerimiz var. Mesela Adana'daysanız Ankara taşınmak, Ankara'daysanız Sivas'a geçmek, Sivas'daysanız İstanbul'a geçme gibi fikirleriniz varsa bu kapılarımız açık, korkmanıza gerek yok diyorum. Bir de evinizle alakalı ikinci kat, beşinci kat ya da yedinci katta oturanlar için söylüyorum. Evde ani değişimler, yenilikler, tadilatlar, bazı kararlar vereceksiniz ama binanız yıkılacak. Acele etmeyin, paranız ziyan olmasın. En azından 9. aya kadar sabırlı bir şekilde bekleyin. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin uzun soluklu yol ayrımı sizi yıpratacak, özlemlerle dolu olacak. Ama hani güzel de bir gebe var. Hani siz bebeğinizle eşinize ya da eşiniz bebeğiyle sizi bekleyebilir diyorum. Bir sıkıntı yok. İlişkiler konusunda acı çeken ve mutsuz olan sevgili gençler, eğitiminize de yansıtıyorsunuz. Ailenize de ve içsel dünyanızda ve kara kara düşünüyorsunuz. Aşk daha çok fazla olacak ama kariyeriniz, hayatınız daha verimli olacak. Onlara konsantre olalım. Uzun soluklu ilişkilerde ortak giden güzel fikirler olan ilişkimizde, mesela ortak işimiz varsa ayrılacağız. İlişkimiz güzel gidiyorsa yol ayrımı yaşayacağız. Çünkü bizim farklı bir enerji ruhumuz var. Kimseyi çekmek istemiyoruz. Yani o yüzden evli olanlar değil, bekar, özgür olanlar bu ara daha renkli bir hayat yaşayacak. Nişanlanma fikri olanlar da güzel bir gün belirleyeceksiniz. Hatta 14 Şubat'a yüzük vesaire şey niyetiniz varsa hadi hayırlı olsun ama siz Mayıs'tan önce evlilik, Mayıs bitecek öyle evlilik yapabilirsiniz. Şu an sadece olduğunuz noktayı, olduğunuz ilişkiyi kontrol etmek istiyorsunuz. Bu ara ilişkinizdeki kişi kim telefonla ilgileniyorsa devamlı olarak ilişkiniz sizi detaya çekecek. Yani burada der ki eşiniz ya da ilişkiniz sizi aldatıyor ve eşim benimle ilgilenmiyor diyorsanız telefonda takıntılı şeyle hiç alakasız yerlere bakıyor. Boşuna adamcağızı ya da kadıncağızı suçluyorsunuz diyorum. Yeni aşk yaşayanlar hayırlı ve uğurlu olsun, güzellikler getirecek. Evli çiftlerimizin kendi içinde yıkımları, ayrılık kararları net olacak. Ve artık bu düzende huzursuzluk değil, maldan da vazgeçtim, huzur ve mutluluk arıyorum diyen oğlaklar kendi yolunu ayırmayabilir. Evliliği çok iyi gidenler için de şunu demek istiyorum. Eğer yeni anne kaybettiğiniz ise ya da yeni bir kaybınız varsa bir kadın olarak, bunun hüznü biraz sizi yıpratmış gözüküyor. Mezar ziyaret edebilir, dua okuyabilir, enerjinizi değiştirebilirsiniz. Ya da aileniz yurt dışı ya da şehirli başka bir yerdeyse onları bir ziyaret ederek enerjilerini alabilirsiniz. Size şifa gibi gelecek diyorum. Ve unutmayın ki araç satımımız, yani aracınız var ve satmak istiyorsunuz ve bu konuda kararsızsınız ya, aracınızı satın, çok rahat bir şekilde diğer aracınızı ödeyebileceksiniz, korkmaya gerek yok. Yasal da çözmeniz gereken konularımız var, ihmal etmeyin ve borçlarımızı da düzene oturtmamız lazım. Çünkü bazı mallarda sıkıntı var olarak uyarıyor. Evlenmiş ayrılmış çiftlerimiz için yeni bir eve geçmek, aile evinden çıkıp kendinize düzen kurmak istiyorsunuz ama ekonomik olarak daha buna bir 6 aya ihtiyacınız var. Şu an böyle bir hata yaparsanız mutsuz olursunuz, sabırlı olun. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken, vücudumuz şişebilir. Yani gazlı içeceklerden bazı yiyecekler bize gaz problemi yaratabilir. Devamlı geğirebiliriz, pırtlayabiliriz, sırtlayabiliriz. Bu da sizin vücudunuzla ilgili bir gaz probleminiz var. Bir doktora gitmeniz lazım. Bu ara bazı ev hanımları pasta kursuna, yemek kursuna merakı var. Ve tekrar kendine meslek edinmek isteyenlerde de böyle bir enerji var. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Hoşça kalın.